Yunan savaş tanrısı Ares, 12 Olimposlu'dan biri, Zeus ve Hera'nın oğludur. Trakya'da doğan Ares, Zeus ve Hera'nın oğlu olarak addedilir. Ancak Ovidius'a göre Ares, Hera tarafından dokunanı kısır bile olsa doğurgan kılan bir bitki kullanılarak Zeus'a gereksinim duymadan yaratılmıştır. Ayrıca Hephaistos'u da bu şekilde tasarladığı söylenir. Her ne kadar Athena'nın da bir savaş tanrıçası ve aynı zamanda Ares'in kardeşi olduğu bilinse de birbirinden bu kadar farklı iki tanrı düşünülemezdi sanırım. Athena savaşla ilgili bilgi ve stratejileriyle tanınırken Ares'in savaşı oluşturan tüm şiddet ve öfkenin tecessümü olduğu biliniyordu. Tesadüfe bakın ki Athena Zeus'un en sevdiği çocuklarından biriyken Ares ise Zeus'un en sevmediği çocuğu, aynı zamanda diğer tanrı ve tanrıçalar tarafından nefret edilen biriydi. Bunun tek istisnası tanrıçı Afrodit gibi görünüyor. Ares'in ilişki kurduğu tek kadını olmasa da en dikkat çekeni ve ona etkili birkaç çocuk doğurmuş olanıdır. Afrodit ve Ares'in çeşitli kaynaklara göre en az 3, en fazla 8 çocuğu olmuştur. Hesiodos yalnızca Deimos, Phobos ve Harmonia'yı listeler. Daha sonraki yazarlar Adrestia'yı ve 4 Eros'un bir kısmını veya tümünü dahil eder. Eros, Anteros, Posos ve Imeros. Seyahat edenlerin kemikleri ve kafataslarından Ares'e bir tapınak inşa etmeyi deneyecek kadar ölüm saçan Makedonyalı Cygnus'un Ares'in oğlu olduğuna dair söylentiler vardır. Herakles bu iğrenç canavarı katledecek ve Ares'in gazabına neden olarak sonunda yaralanacaktır. Sanatta Ares genellikle bir miğfer, bir kalkan ve bir kılıç ya da mızrak kuşanmış olarak temsil edilir. Kimi kaynaklara göre köpekler veya akbabaların çektiği 4 atlı bir araba kullanıyor. Kimi kaynaklara göre ise altın yularlı, ateş püsküren 4 ölümsüz aygır tarafından çekilen bir arabası vardır. Bazen oğulları Deimos ve Phobos da onun yanında tasvir edilir. Kutsal hayvanları bayağı peçeli baykuş, ağaç kakan, bayağı puhu ve özellikle güneydeki akbabaydı. Tuhaf bir şekilde Homeros'un İlyada'da anlattığı versiyonuna göre Ares, ne zaman yaralansa çığlık atıp Olimpos Dağı'na kaçan bir korkak olarak düşünülüyordu. Tıpkı onun gibi savaşçı insanların yaşadığı yer olan Trakya'da doğmuştur. Yardımcıları arasında Ennio adında bir savaş tanrıçası, kız kardeşi, anlaşmazlık tanrıçası Eris ve oğulları Deimos ve Phobos vardı. Yunanlar Ares'e karşı karışık duygular besliyordu. Savaşta başarı için gerekli fiziksel cesarete sahip olmasına rağmen ezici, savaşta doyumsuz, yıkıcı ve kasıtsız insan katliamı gibi tehlikeli bir güçtü. Oğulları Phobos, korku ve Deimos, terör ve sevgilisi ya da kız kardeşi Ennio savaş arabasındayken onunla birliktedir. İlyada babası Zeus'un kendisinden en çok nefret ettiği tanrının Ares olduğunu söyler. Ares'le işbirliği mekanlara ve nesnelere vahşi, tehlikeli veya askeri bir nitelik kazandırmaktadır. Bir savaş tanrısı olarak değeri biraz müphem kalıyor. Çünkü Truva Savaşı sırasında Ares kaybeden taraftaydı. Athena, Yunan sanatında sık sık Nike'yi elinde tutarak muzaffer Yunanları desteklerken gösterilir. Roma tanrıları arasında Ares'in karşılığı Roma halkının babası olarak eski Roma dininde tarımsal ve kültürel işlevlerinden dolayı daha önemli ve onurlu bir yer edinmiş olan Mars'tır. Latin edebiyatının Helenizasyonu sırasında Ares mitleri Romalı yazarlar tarafından Mars adı altında yeniden yorumlandı. Roma yönetimi altındaki Yunan yazarlar Ares adı altında Mars'a ilişkin kült uygulamaları ve inançları da kaydetti. Böylece Batı sanatının ve edebiyatının klasik geleneğinde iki figürün mitolojisi neredeyse ayırt edilemez hale gelir. Evet, Roma mitolojisinde Ares'e Mars adı verildi. Ares'in aksine Mars'ın en saygın Roma tanrısı olduğu söylenir. Ayrıca tarımla ilişkilendirildiği için baharın başlangıcı olan kutsal aya şimdi kullandığımız Mart adı ondan sonra verilmiştir. Bugün kızıl gezegeni Mars olarak bilmemize rağmen Yunanlar bu gezegene ünlü savaş tanrısı Ares'in adını vermişlerdir. Bu gezegene muhtemelen kan ve kan gölünü hatırlatan kırmızı rengi nedeniyle bu ismi verdikleri düşünülüyor. Ares mitlerde göründüğünde sıklıkla aşağılanma ve küçük düşmeyle karşı karşıya kalır. Ares en çok demirci tanrı Hephaistos'la evli olan aşk tanrıçası Afrodit'in sevgilisi olarak bilinir. Fakat çiftin ilişkili olduğu en ünlü hikaye onların alay konusu olmaları için aldatılan kocanın akıllı cihazı aracılığıyla ifşa edildikleri hikayedir. Ben bu efsaneyi zaten 23. bölümde Afrodit'te oldukça detaylıca anlatmıştım. Hatırlamak isteyenler ve merak edenler izleyebilirler. Ancak oradaki hikayeye çok daha sonra eklenen bir ayrıntıda Ares, Helios'un Hephaistos'a Afrodit'in sadakatsizliğini görüp söylemesini engellemek amacıyla Alektrion'u kapısına diker.
Plana göre Alektrion, Helios'un gelişine karşı aşıkları uyaracaktır. Ancak uyuyakalır. Helios iki aşığı görür ve hemen Hephaistos'a durumu anlatır. Ares çok sinirlenir ve Alektrion'u bir daha güneşin, yani Helios'un gelişini bildirmeyi unutmaması için bir horoz haline getirir. Ares'in rollerinden biri Anakara Yunanistan'da Tebai'nin kuruluşu efsanesinde yer almasıdır. Ares, su ejderinin atasıydı. Kadmos, atası Ares olan bu su ejderhasını öldürmüş ve Athena'nın tavsiyesi üzerine ejderhanın dişlerini bir mahsul gibi toprağa ekmiş ve ekilen dişlerden savaşmaya hazır zırhlı adamlar türemiştir. Hepsi öldürülür ancak ekilen adamlar veya Spartalılar olarak bilinen 5 kişi hayatta kalır. Ares'i yatıştırmak için Kadmos, Ares'in Afrodit'le birlikteliğinden olan kızı Harmonia'yı kendisine eş olarak alır. Böylece Kadmos tüm çekişmeleri uyumlulaştırır ve Tebai kentini kurar. Apollodoros, Kadmos'un ejderhayı öldürmesinin kefareti olarak bir yıl Ares'in işçisi olarak görev yaptığını söyler. Athena Akropolis'indeki bir tepede Ares ilk cinayet davası nedeniyle Olimposlu tanrılar tarafından yargılanmıştır. Ares, Poseidon'un oğlu Alirothios'u kızı Alkippe'ye tecavüz ettiği veya teşebbüs ettiği için öldürdü. Tanrıçalar Hera, Demeter, Afrodit, Athena ve Artemis, Ares'in masum olduğuna dair oy kullanırken tanrılar Zeus, Poseidon, Hermes, Apollo ve Dionysos onu suçlu ilan etti. Ares böylece beraat etti. Tepe daha sonra Areopagos, yani Ares Tepesi olarak tanındı ve antik Atina'da Yargıtay'ın yeri olarak işlev gördü. Bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.